İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte Anka Park'ta incelemelerde bulundu. Bir açıklama yapıyor, izliyoruz. Yani Ankaralılara ve Türkiye'de yaşayan her bir vergi veren vatandaşın nasıl bir sistemle ütüldüğünü gördük. Bu arada yalnız en şaşırdığım şey, niye böyle bir dinozor merakı vardır onu anlayamadım. Başkanım bir şey bulabiliriz mi? Yani yorum var mı? Onu bilemiyorum. Bu kadar bir dinozor takıntısı. Geçmişine gitmek lazım efendim. Bu da güzeldi. Sonuç itibariyle Ankaralı'nın istediğinin olması lazım burada. Ama gerçekten çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Bu Anka Park'ı unutturmamamız gerekiyor ki başka yerlerdeki Anka Park'larda, tırnak içi Anka Park'ları da görüp bir daha buna benzer hadiselerin yaşanmamasının önüne geçmemiz lazım. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yok. Burada Anka Park'la bırakıyoruz. Anka Park'la ilgili efendim. Ha. Şimdi Gökçek Aslı'nın şunu söyledi bir açıklamasında. Ben Ankaralılara seçim vaadi olarak bunu sunmuştum. Ankaralılar bunu bilerek bana oy verdi. Ben de vaadimi yerine getirdim dedi. Aslında buranın sorumlusunu Ankara halkı olarak ilan ediyorum. Şimdi hem size hem de Sayın Başkan'a sormak istiyorum. Sorumlu Ankara halkı mı? Tabii Mustafa Tunay'ı da hedef gösterdi. Hemen Sayın Başkanım bunun cevabını daha iyi verecektir de. Yani bu şimdi patronu nankör diye seçmeni suçluyor. Patronu şükürsüz diye suçluyor. Patronu sabırsız diye suçluyor. Dolayısıyla Sayın Gökçek de Ankaralılara tabii siz sorumlusunuz demek düşmüş. Balık baştan böyle geliyor işte. Evet. Buyurun başkanım. Kontrola gitmesini öneriyorum ama bir ruh sağlığından endişe ediyorum gerçekten. Attığı tweetlere, söyledikleri sözlere bakarsanız bir de muhatap olmak istiyor ki tedavi olsun muhatap olurum. Çok iyiydi. Cumhurbaşkanı da Ankara dışına çıkın dedi muhalefet için. Aslında belki yanıtınız olur mu? Ya ben Ankara dışındayım zaten. O çıkacak o. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Milletten kopyalıyorum. Peki Anka Park'taydı İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte incelemeler yaptı. Sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamanın bir bölümünü ekranlara getirdik. Şimdi bugün milletin sesi Balıkesir'den yükselecek demiştik. Kuvayi Milliye Meydanı'ndan o meydana dönüyoruz tekrar. Karşımızda bir kez daha arkadaşımız Mevsim Altan var ve bir konu olacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Akın, sözü size bırakıyorum Mevsim. Sörel Dağıstanlı, iyi yayınlar dileyerek başlayalım. Şu an Balıkesir'deyiz, Kuvayi Milliye Meydanı'ndayız. Tabii bu meydanda bulunmak ve milletin sesinin bugün bu meydanda yapılması aslında bir tesadüf değil. Çünkü ta 99 yıl önce Türkiye Lozan Anlaşması ile çok büyük bir diplomatik zafer kazanmıştı. Ve o diplomatik zaferde yeni bir Türkiye oluşumu olmuştu. Şimdi onun ayak seslerini yine 99 yıl sonra Balıkesir'de Kuvayi Milliye Meydanı'nda saatler sonra duyacağız. İşte arkamda gördüğünüz o kürsüde şu an için ekipler çalışmalarına devam ediyorlar. Hem sahne düzeni olsun hem de görsel ve işitsel mekanizmalar burada teknik olarak kurulmaya başlandı ve kapı açılışları da daha doğrusu meydana girişler de 16 itibariyle başlayacak. Bunun sebebi de aslında şu an burada hava sıcaklığı yüksek ve 36 dereceye çıkmış durumda ki ilerleyen saatlerde bu hava sıcaklığının daha da yükseleceğini sizlere söyleyebiliriz. Dolayısıyla insanlar için herhangi bir sağlık problemi olmaması adına hava sıcaklığının düşüşe geçtiği sırada meydana buraya gelecek olan yüzlerce, binlerce insanın meydana girişi sağlanacak. Geniş güvenlik önlemlerinin de alındığını söyleyebiliriz. Burası T şeklinde bulunduğumuz alan T şeklinde ve iki tarafı, iki kanadı da açık bir alanın içerisindeyiz. Ve CHP'lerin iddiası bu bütün alanın 17 bin metrekarelik alanın dolacağı yönünde bu iddiaları da var bugün için Milletin Sesi mitingi için. Şimdi aslında daha da detayları konuğuma sorarak öğrenmek istiyorum. Yanımda CHP Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda CHP'nin Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın var. Memleketinizdeyiz, geldik. Evet, hoş geldiniz. Şu an çok büyük bir hazırlık yapılıyor burada.
Siz de teşkilatlar da aslında haftalar önce başladı bu büyük mitinge ve bu üçüncü büyük miting, Milletin Sesi mitingi. Daha önce Oğuzkan Salıcı'ya da sormuştum. Bu mitingden çıkacak olan mesaj nedir? Bu miting şöyle, burası öncelikle hoş geldiniz. Üçüncü Milletin Sesi'nin üçüncü mitingi. Sayın Genel Başkanımızı Balıkesir'de Kuvayi Milliye'nin baş yerinde ağırlamak bizim için büyük bir onur. Hem bizim için hem bütün Balıkesirler için. Kuvayi Milli Ateşi'nin yakıldığı yerdir Balıkesir. Umuyoruz, bekliyoruz ve görüyoruz ki artık Türkiye'de bu ateş, 100. yüzyıldaki iktidarımızın ateşi Balıkesir'den yanacak. Bu net gözüküyor. Çarşıda, sokakta, pazarda, hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimizde, efendim tarımla uğraşan sanayici, üretici, kadın, erkek, herkes aynı fikirde. Onun için burada güzel bir tarihi bir miting olacağına inanıyoruz. Ve buradan sesimizin Türkiye'ye gideceğini de biliyoruz. Çünkü neden? Balıkesir, başta da söyledim, Kuvayi Milliye'nin baş şehri ve bugün de 24 Temmuz Lozan tarihi bir gün. Ve onları üst üste koyduğunuz zaman Lozan, 24 Temmuz, Milletin Sesi geliyor, gelmekte olandan başka bir şey söylemek gelmiyor içimizden. Bu bir net aslında olarak tesadüf değil. Kesinlikle değil, tabii ki. Çünkü bakın, bu çok önemli. Türkiye'nin şu anda geldiğimiz noktada artık Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Millet İttifakı'na çok ihtiyacı var. Bakıyoruz, insanlar artık unutulmuş. İnsanlar kaderlerine tek başına bırakılmış. Açlık, yoksulluk almış başını gitmiş. Yolsuzluk da aynı şekilde almış başını gitmiş. Yasaklar da almış başına gitmiş. Yani AK Parti iktidarının sokakta, şunu net söyleyebilirim ki, sadece Balıkesir için değil, Türkiye'nin her noktasına gittiğimizde gördüğümüz şudur: AK Parti iktidarı vatandaş nezdinde sonlanmıştır. Bu açık net. Ve burada da bugün 17.500 metrekarelik bir alanımız var. Bu alanı dolduracağız ve buradan da güçlü bir mesajı bütün Türkiye'ye vereceğiz. Siz hani vatandaşın gözünde aslında AK Parti'nin sonlandığını söylediniz ama aynı zamanlarda AK Partililer de sahaya iniyorlar ve saha çalışmalarına devam ediyorlar. Şimdi elimdeki notlara da bakmak istiyorum. Evet. Şikayet var ama araziyi beklediklerinden daha olumlu bulmuşlar. Evet. Yani onlar için aslında sahada çok da fazla vatandaşla ilgili bir sıkıntı yok. Hatta çiftçiler son 20 yılın en iyi dönemini yaşıyorlarmış. Ne demek istiyorsun? Şimdi bu fıkra gibi olmuş. Çünkü gelsinler, biz onları Balıkesir'de bir çiftçiye götürelim, bir hayvancıya götürelim. Bakın, sadece hayvancılıkta şu anda insanlar süt hayvanlarını kesiyor. Geçen daha yeni Kurban Bayramı'nda hayvan pazarına gittim. Hayvan pazarında süt hayvanları vardı. Yani bu insafsızlıktır, bu beceriksizliktir. Gittikleri yerler neresi bilmiyorum ama kesinlikle çiftçi değil, hayvancı değil, pazar değil. Veya bir kolumuza girsinler, bu davet defalarca yapmıştım. Onlarla beraber bir pazara gezelim. Bakalım vatandaş ne diyecek? O sepet nasıl dolacak? Veya bir evin kirası nasıl ödenecek? Türkiye'de şu anda artık faturalar ödenemez hale gelmiş durumda. Hayat pahalılığı artık yaşanamaz duruma getirmiş durumda. Ve bunları görmezden gelen, saraydan ibaret sanılan Türkiye'yi bir bakış açısıyla insanları gözetliyorlar. Şunu da söyleyeyim, İktidar vatandaştan da kopmuş durumda. Yani vatandaşın gerçek sıkıntısı nedir? Ne yer, ne içer, nasıl öder, nasıl geleceğini planlar? Hiç böyle bir düşünce yok. Tamamen algı. Yani bu net olarak söyleyebilirim. Şu anda AK Parti iktidarı tamamen algı peşinde koşan beceriksiz bir iktidardır. 20 yıldır ülkeyi getirdikleri nokta bu. Şimdi bu sorunları sanki hiç iktidarda değilmişler gibi, sanki muhalefettelermiş gibi çıkıp da yapması gerekenleri yapacakmış gibi anlatmak ancak milletin aklıyla alay etmektir. Elektriğe bakıyoruz, ödenemez noktada. Doğalgaz olmayacak iş. Daha yeni açıklama yaptılar. Efendim, yeni doğalgaz depolarını dolduracaklarmış. Ya Türkiye'nin doğalgaz üretimin ithalatının neredeyse tamamını yapıyoruz. Üretilecek olan doğalgaz Türkiye'nin 300 milyon tüketimi, günlük tüketiminin sadece 5 milyonunu karşılayacak. Hala doğalgazla ilgili depoları dolduracağız diyorlar. Biz yıllardır söylüyoruz. Planlama yok, programlama yok. Olan sadece vatandaşı oluyor. Milletimiz çileyi çekiyor. Kendileri ve şürekası sarayda hayatlarını sürüyor. Bu kabul edilecek bir şey değil. Şunu net söyleyeyim. Türkiye'de bütün sorunlarına tüm çözüm önerilerimiz hazır.
O yapmamız gereken şu, şeffaf olmak, vatandaştan yana, milletten yana politikaları ortaya koymak ve çözüm önerilerimizi anlatmak. Tarımda da çözüm önerilerimiz hazır, enerji politikalarında da hazır, tarımda da hazır. Bakın şu anda ikinci yüzyıla enerji modellemesinde Türkiye'nin ilk 90 günde, 180 günde, 364 yıl ve 10 yıl periyodu